Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca. Matematik kanalındasınız. 12. sınıflar, 2. dönem 1. matematik yazılı sınavından sevgili arkadaşlarım bir yazılı hazırlık çalışması yaptım sizler için. Dilerseniz açıklama kısmındaki pdf'i indirip benimle beraber çözebilirsiniz. Tabi çıktısını alıp benden önce de çözebilirsiniz. Kendinizi bir yazılıya tabi tutabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hazırsanız videoyu beğendiyseniz ve abone de olduysanız geçelim dersimize. Bir temennim sevgili arkadaşlarım hepinizin bu yazılılardan çok fazla yüksekçe notlar almanız olacak. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Buna göre f fonksiyonunun limitinin olmadığı apsislerin toplamı soruluyor. Limit yoksa sağ limit sol limite eşit olmayacaktı. Tanımsız olduğu yerlerde limit var olabilir. Dolayısıyla eksi 2'yi kabul etmiyorum. Eksi 4'te sevgili arkadaşlarım limit var. Eksi 2'de limit var. Bu aralıkta zaten limitinin olduğunu görüyoruz. Şimdi bir noktasına geldiğimiz zaman Birin sol limitine bakıyorum buraya gitmiş. Birin sağ limitine bakıyorum buraya gitmiş. Yani biri 3'e biri 4'e gitmiş. O halde bir de limit yoktur. 4'e baktığım takdirde de sol limit 5'e giderken sağ limit burada sevgili arkadaşlarım 5'ten farklı bir yere gittiği görülüyor. O halde sevgili arkadaşlarım 4'te de limit yoktur. 5 noktasında fonksiyon sürekli ve limiti var. 6 noktasında fonksiyon sürekli ve limiti var. Demek ki limiti olmadığı absistlerin toplamı sorulmuştu. 1 ile 4'ün toplamından ben buna 5 diyebilirim. Geçtim 2'ye böyle bir fonksiyon verilmiş. 6'nın sol tarafındaki limit 7'nin sağ tarafındaki limitine eşitse m değeri kaçtır diye soruluyor. Parçalı tanımlı bir fonksiyon var. 6'nın sol tarafı nerede? Tabii ki 7'nin sol tarafındadır sevgili arkadaşlarım. Yani 7'den küçüktür. O halde ben 6'nın sol tarafını burada yerine yazacağım. Önce üst tarafı açarsam x e 6 ile x artı 6'nın çarpımıdır üst taraf. Alt tarafta da mutlak değer x e 6 var. Şimdi buraya dikkat. 6'nın sol tarafı 6'dan küçüktür. 6'dan küçük bir sayıdan 6'yı çıkarırsam tabii ki de 0'dan küçük bir sayı elde ederim. Yani negatif bir sayı elde ederim. Bundan kaynaklı da burası mutlak değer dışına 6 eksi x diye çıkar. Ve buradaki x eksi 6 ile 6 eksi x'i sadeleştirirsem burada bir eksi birim kalır. Eksi 1 ile şurayı çarparsam eksi x eksi 6 gelecektir. Ve 6'yı da yerine yazarsam limitimizin değeri eksi 12 olacaktır. Yani sevgili arkadaşlarım bu taraf Eksi imiş Eşittir dedim. 7'nin sağ tarafındaki fx'in limiti. 7'nin sağ tarafı burasıdır ve ben 7'yi burada yerine yazacağım. 3 kere 7, 21. 3 ekledim, 24. Bölü m-2 geldi limit değeri ki, eksi 12'ye eşit olmak zorundaydı. Demek ki sevgili arkadaşlarım, burası neymiş? Eksi 2 olacakmış. Eğer ki m-2 eksi 2'ye eşitse m kaçtır? Tabii ki de sıfırdır. O halde arkadaşlar bu tarafta eksi 12 olacaksa m'nin 0 olması gerektiğini söyledik. Doğru cevabımız sıfırdı. Üçüncü soru için sağ üst taraftayım. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bizlere. Buna göre x'ler eksi 5'in sol tarafına giderken f bileşke fx limitinin değeri kaçtır? Bir bileşke fonksiyonun limitinden bahsediyoruz. Aramaya çalıştığımız şey şu. f F'in içerisinde eksi 5'in sol tarafını arıyoruz biz. Şimdi eksi 5 nerede? Burada. Eksi 5'in sol tarafı da işaret koyduğum yerde. Eksi 5'in sol tarafından ben yukarı doğru çıkacak olursam buradan çarptım. Ve nereye doğru gidiyorum? 3'ün biraz altına. Yani 3'ün sol tarafına gidiyorum. O halde içerisindeyim arkadaşlar. 3'ün sol tarafıymış. Şimdi aramaya çalıştığım, bulmaya çalıştığım şey F 3'ün sol tarafı. 3 nerede arkadaşlar? İşte burada. 3'ün sol tarafı da burasıdır. Yukarı doğru çıktım, çarptım. Şimdi 2'nin biraz üstüne gidiyorum ama artık nereye gittiğinin, yani 2'nin sağına mı, soluna mı gittiğinin bir önemi yok. 2 civarına yığılmıştır ve cevabımız da kaçtır? 2'dir diyeceğiz. Geçtim 4'e. Aşağıda eksi 5'e 6 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre hx eşittir 3x bölü 2 bölü fx eksi 2 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralıkta kaç tane reel sayı yer almaz. Şimdi bunun sürekli olduğu en geniş aralıkta üst tarafa baktım polinom zaten. Alt tarafta ise paydayı sıfır yapan değerlerde sevgili arkadaşlarım bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralıkta bulunmayacaktır. Dolayısıyla ben neyi arıyorum? fx'in 2 olduğu kaç tane reel sayı değeri varsa onu arıyorum. E bu fx'in fonksiyonu değil miydi? Evet. E 2 nerede? Burada bir yerde. O halde ben x eksenine paralel olacak biçimde y eşittir 2 doğrusunu çizecek olursam 1, 2, 3, 4, 5 tane değer için fx'in 2 olduğunu ve f(x) 2 olunca da 2'den 2 tane çıktı paydanın 0 olduğunu h fonksiyonunda söyleyebilirim. Demek ki sürekli olduğu en geniş aralıkta 5 tane 5 tane reel sayı değeri yer almaz gençler. Bir diğer sayfadayız. 5. sorumuz. m ve n gerçel sayılar. Limit x 1'e giderken böyle bir ifade verilmiş ve sonucunda n çıkmış. n'nin bir gerçel sayı olduğunu biliyoruz. Şimdi normal şartlar altında ben payda kısmına 1 yazdığım takdirde 0 geliyor. Ne beklerim ifadenin tanımsız olmasını. Lakin sonuç bir reel sayıya eşit çıkmış. E, paydası sıfır olmasına rağmen tanımsız olmayan şey nedir? Tabii ki de belirsizliktir. Demek ki burada bir sıfır bölü sıfır belirsizliği var. Demek ki ben biri pay kısmına da yerine yazdığım takdirde sonuç sıfır geliyormuş. Yani arkadaşlar buradaki köklü ifadenin sonucu 3 olması gerekiyor. X gördüğüm yere 1 yazdığım takdirde. O halde yazalım. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Burası M geldi artı 4'ümüz var. Eşittir bunun ne olması gerekiyor dedim. 3 olması gerekiyor ki 3 üç eksi 3'ten 0 gelsin. O halde m artı 4 tabii ki de kaçtır? 9'dur. Yani M kaçmış arkadaşlar? 5'in ta kendisi. O halde aslına bakarsanız bizim ifademiz şuymuş. Karekök içerisinde 5x artı 4 eksi 3 bölü x eksi 1'miş. Şimdi gençler ben şunu tutuyorum şöyle biraz uzatacağım tamam mı? Uzattıktan sonra şu hareketi yapacağım. Şöyle parantez içerisine aldım. Bunun eşleniğiyle bu kesri genişleteceğim. Yani şu şekilde. Ve alt tarafa da aynısını yazmam gerekiyor tabii ki. Karekök içerisinde 5x artı 4 artı 3 dedim. Böylelikle ben ifadeyi değiştirmemiş oldum. E şimdi ne gelecek elime? Bak burası a, a, b, b. a eksi b ile a artı b'nin çarpımı 2 kare farkını verir bize. O halde 5x artı 4'ün karekökünün karesi 5x artı 4 gelir. Ve 3'ün karesi de şu şekilde eksi koydum araya 9 gelir. Alt tarafta ise x eksi 1 çarpı yine karekök içerisinde 5x artı 4 ve artı 3'ümüz mevcut. Şimdi üst tarafa baktığımız zaman 5x eksi 5 olduğunu görüyoruz buranın. Ve bunun da 5 parantezine alınırsa x eksi 1'den başkası olmadığını görüyoruz. x eksi 1 ile x eksi 1 gider. Şimdi x gördüğümüz yere 1'i yapıştıralım. Üst tarafta 5 var zaten. Alt tarafta ise karekök içerisinde 5 kere 1 5. 4 ekledim 9. Artı bir de 3'ümüz var. E burası bana 5 bölü 3 üç artı 3'ü yani 5 bölü 6'nın ta kendisini verir. Demek ki cevabımız pardon ne buymuş? N'yi buldum. M'yi de bulmuştuk. O halde M bölü N'yi bulalım şimdi. M 5'ti. Ve N'de 5 bölü 6 idi. Buradaki 5'ler gidip ters çevirip çarparsam da sonucun 6 gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. Şuradan sonra lütfen şaşırmayın. Uzunca bir işlem yaptıktan sonra bulunan sayı sanki sonuçmuş gibi geliyor ama bizden M bölü N'nin istendiğini lütfen unutmayalım. 6. sorumuzdayız. 6. soruda arkadaşlar. Bana diyor ki fx fonksiyonu mutlak değerli bir fonksiyon. Gx fonksiyonu da bu şekilde f artı g fonksiyonu tüm gerçel sayılarda türevli olduğuna göre m artı n soruluyor. Şimdi öncelikle ben buradaki mutlak değer fonksiyonunu parçalı tanımlı biçimde yazabilirim. Nasıl yazıyordum ben bunu? Şöyle göstereyim. fx eşittir. Açtım şu şekilde. Diyorum ki x bak buranın kritik noktası kaç? 2. Kritik nokta 2 ise x 2'den küçükken x 2'ye eşitken ve x 2'den büyükken diye ben bu değerleri yazarım. Virgüllerimi attım. Sonra x 2'den küçükse eğer burası nasıl çıkar arkadaşlar? 2 eksi x diye çıkar. x 2'ye eşitse 0'dır. x 2'den büyükse de olduğu gibi çıkar. Şimdi bak f fonksiyonunu ben parçalı tanımlı biçimde yazdım. g fonksiyonu zaten parçalı tanımlıydı. Bunun da kritik noktasının 2 olduğunu görüyoruz. f artı g fonksiyonunu bulmam lazım şimdi benim. f artı g de x fonksiyonu. Neye eşittir arkadaşlar? Hemen şöyle açtık. Diyorum ki x 2'den küçükken x 0'a eşitken ve x 2'den büyükken dedim. Hemen virgüllerimi de koydum. x 2'den küçükse diyor. Şimdi x'in 2'den küçük olduğu g'de burası var. x'de bur f'de burası var. İkisini toplarım. Yani mx mx eksi x artı 3 yapar arkadaşlar burası. x 0'a eşitken x 0'a eşitken değil x 2'ye eşitken arkadaşlar. Kusura bakmayın orayı yanlış yazmışız. x 2'ye eşitken tabii ki. 2'ye eşitken aldığı değer 0'mış. 2'ye eşitken bak burada eşitlik var. Burasıymış. Demek ki ikisinin toplamı olan x kare eksi x artı l. Yani şuranın aynısı geldi 0 ile topladığım için. Ve x 2'den büyükse şunu kullanacağım ve bunu kullanacağım. İkisini toplayacağım. x kare eksi x ile artı x'in toplamı 0'dır. Artı n eksi 2 dedim. Şimdi bu fonksiyon tüm gerçel sayılarda türevliymiş. E türevli ise tabi önce LST'den kaynaklı. LST bak türevli ise sürekli, sürekli ise limiti var diyorduk. E, türevli olduğuna göre sürekli ve sürekli olduğuna göre limiti de vardır. E limit varsa o zaman ben 2'yi burada ve burada yerine yazdığım takdirde birbirine eşit gelmek zorundadır. 2'yi üst tarafta yerine yazarsam 2M 2 artı 1'den artı 1 gelecektir. 2'yi alt kısımda yerine yazarsam 4 artı n eksi 2 gelecektir. Yani burada 2 m eksi n dedim. N'yi bu tarafa gönderdim. 4'ten 2 çıktı 2. E bir de bu tarafa sallarsam 1 gelecektir. Yani 2 m eksi n kaçmış? 1. E bu cepte. Bir de türevli olduğu durum var tabi ki. Türevine hala bakmadım. Ben buranın türevini aldığım takdirde sol türevi hesaplıyorum. m eksi 1 gelir. Buranın türevini aldığım takdirde 2x gelir ve 1'i yerine yazdığım takdirde burası yine m-1 gelirken burada 1'i yerine yazarsam 2 gelir. Demek ki m-1 2'ye eşitmiş. Yani m kaçmış arkadaşlarım? 3'müş. m 3 ise şurası 6 eksi n eşittir 1'den. N'nin kaç gelmesini bekleriz tabii ki de? 5 gelmesini bekleriz. E benden M ile N'nin toplamı istenmişti. M3, N de 5 olduğuna göre bunların toplamı 8'den başkası değildir. Cevabımız 8 olacaktı. Geçtim 7'ye. Fx fonksiyonunu x küp olarak, Gx fonksiyonunu da 2x-1 olarak vermiş. F bileşke G'nin türevinde 1 soruluyor. Ben bunun türevini nasıl alırım? F'in türevinin içerisinde G1 çarpı G türev 1 olarak çarpım pardon bileşke fonksiyonu türevinden bunu yazabiliriz. Pekala şimdi bana neler lazım? G1 lazım. G1 için şurada yerine yazarım. Bak G1 eşittir 2 kere 1 eksi 1'den 1 gelir. Bak burası 1'miş. Şimdi ne lazım? F türev 1 ile G türev 1'in çarpımı. E G'nin türevi de gerekiyormuş. O zaman G'nin türevini de şu şekilde bulursam. G türev x eşittir kaç olur? 2. E G türev x 2 ise G türev 1 kaçtır? E o da 2'dir. Çünkü 1 yazılacak bir yer yok zaten. Yani burası 2'ymiş. Şimdi bir de bana F'in türevinde x lazım. Şuranın türevini aldınız. 3x kare. Yerine 1'i yazacağız arkadaşlar. Yerine 1 yazarsam ne gelir? 3 gelir. Yani burası da 3'müş. 3 kere 2 bana cevabı verecektir. Doğru cevabımız 6'ymış. Devam 8. soru. x küp artı 2x kare artı ax artı b fonksiyonu veriliyor. 1'e 3 noktası bu fonksiyonun bir ekstremum noktası olduğuna göre a b kaçtır diye soruluyor. Bir kere 1'e 3 noktası fonksiyonun üzerindedir. Yani f1 kaçmış arkadaşlarım? 3'ün ta kendisi. Öncelikle bunu sağlatalım. f1 eşittir. Yerine yazıyorum. 1 artı 2 artı a artı b eşittir 3'müş. E şuradaki 3'ü ben karşıya postalarsam A artı B'nin gel, 0 e, gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bak buradaki 3'ü karşıya atarsam 3'ler birbirini götürdü. A artı B 0'mış. Yani aslında B dediğimiz şey eksi A'nın ta kendisiymiş. Bu cepte. Pekala. Daha sonrasında eğer ki 1'e 3 noktası bir ekstra numsa bir polinom fonksiyonu için. O halde ben şunu söyleyebilirim ki F türev 1 Kesinlikle sıfırdır. Çünkü ekstremum değerler türevin sıfıra eşitlendiği yerlerdir polinomlarda. O halde bir de türevini alalım bu fonksiyonun. F türev x eşittir. Alıyorum şuranın türevini. 3x kare artı 4x artı a'dır. F'in türevinde 1'i yerine yazıyorum. 3 artı 4 artı a eşittir 0 olması gerekiyor dedim ve böylelikle a'nın da eksi 7 olması gerektiğini buldum. Eğer ki a eksi 7 ise eksi eksi 7'den artı 7 yapar ve b'de 7 olacaktır. a'dan b'yi çıkar demiş hemen ustacım eksi 7 eksi 7'den doğru cevap eksi 14'ün ta kendisidir sevgili gençler. Evet 8'i de çözdük devam ediyoruz 9. sorumuzda. F türev e, fonksiyonunun grafiği verilmiş bize dikkat et F'in türevinin grafiği bu aman dikkat F'in türevi olduğu takdirde hemen bu şekilde bir işaret koysan sen de ki unutma F'in türevinin grafiği olduğunu çünkü soruda o kadar işleme boğuluyorsun ki bu işlemleri boğulduktan sonra sanki böyle orası F'in türevi değilmiş de F'in grafiğiymiş gibi davranıyorsun ona göre çözüyorsun dikkatli ol. Buna göre demiş 3 tane öncül var. Bu 3 öncüller hangileri doğrudur diye soruluyor. Gel beraber bakalım. Şimdi f fonksiyonu eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar azalandır. Şimdi bu türev grafiği ya. Türev grafiği olduğu için şuna bakacağım ben. Bak türevi buralarda pozitif. Şuraya gelince negatif olmuş. Yani fonksiyonumuz eksi 7'ye kadar artmış. Eksi sonsuzdan 7'ye kadar eksi 7'ye kadar artmış. Eksi 7'den itibaren azalmaya başlamıştır. 2'ye kadar azalmıştır ve 2'den sonra da tekrardan artanlığa geçmiştir bizim fonksiyonumuz. Ta ki 8'e kadar 8'den sonra da azalmaya başlamıştır. F için konuşuyorum. Ama burada ne demiş? Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar azalandır demiş. Bir kere yanılmış. Eksi sonsuzdan eksi 7'ye kadar azalandır deseydi doğru olacaktı. Bu gitti. F fonksiyonu 2 ile 8 kapalı aralığında artandır denilmiş. Şimdi 2 burası, 8 burası. 2 ile 8 arasında türevini görüyorsun pozitif. Türevi pozitifse fonksiyon artandır. Demek ki bu ifade doğru. X eşittir 2 absisi noktada fx'in yerel minimum değeri vardır denilmiş. Bak fx'in yerel minimum değerinden bahsediyoruz. fx'in yerel minimum değerinin olabilmesi için fonksiyonumuzun azalanlıktan artanlığa geçmesi lazım ki bu da neyi verir? Türevinin grafiğinin ek, e, eksiden artıya geçmiş olması demektir. Şimdi x eşittir 2'de tam olarak şurada fonksiyonun türevi eksiden artıya geçmiş mi? Geçmiş. O halde yerel minimum değeri vardır. Yani ikinci üçüncü öncülümde doğrudur. Cevap 2 ve 3 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Evet devam edelim 10. soruyla. Güzel bir soru iyi dinle beni. G türev 5'in 4 olduğu bilgisi verilmiş. F türev 6 soruluyor. G'nin türevini ben seve seve alacağım şimdi. Yani sol tarafın türevini alıyorum bak. F'in türevinde x kare artı 5 çarpı içinin türevini unutma 2x eşittir. Karşı tarafta da g'nin türevinde 4 eksi x çarpı içinin türevi eksi 1. İçlerinin türevini lütfen unutma. Şimdi hocam G türev 5'in 4 olduğu verilmiş. Ben burada 5 elde edebilmek için x gördüğüm yere eksi 1'i yapıştırırım. Böylelikle burası G türev 5 gelir çarpı eksi 1'imiz var eşittir karşı tarafta x gördüğüm yere eksi 1 yazıyordum unutma. Şurasına gelir eksi 2 gelir çarpı burası da eksi 1'in karesi 1 olduğu için 1 artı 5'ten f türev 6 gelecektir. E Şimdi bana zaten bu sorulmuş. Ben G türev 5'in 4 olduğunu biliyorum. Eksiler bir gitsin derim. Şurasına gelir 4. E karşıda da 2 var. 2 çarpı f türev 6 eşittir 4 ise f türev 6 tabii ki de 2'nin ta kendisidir. Doğru cevabımız 2 idi. Evet devam 11 ile fx fonksiyonu x küp eksi 3x kare eksi 24x artı 1 olarak verilmiş. Eksi 5 ile 3 kapalı aralığındaki ekstremum değerlerinin toplamı soruluyor bize. Şimdi eksi 5 ile 3 aralığındaki ekstremum değerlerinin toplamından bahsediyor bak. Ekstremum dediği zaman eğer sana fonksiyon verilirse yapıştır türevini. Türevini sıfıra eşitlemem gerekiyor. Aldım türevini f türev x eşittir. 3x kare eksi 6x eksi 24'tür. E kolayca 3 parantezine de alınıyor bu. x kare eksi 2x eksi 8 oluyor hatta. Ben bunu sıfıra eşitlersem burayı x'e x burayı da eksi 4'e artı 2 diye parçalarım. Böylelikle birinci köküm e, eksi 2 gelirken ikinci kökümde 4 gelecektir. Şimdi türev tablosunu çiziyorum. Yani türevin işaret tablosunu çiziyorum. Şu şekilde çizdim hocam. Ne ile başlayacağım? 3 pozitif olduğu için pozitifle başlayacağım. Negatif ve pozitif diyeceğim. Hepsi tek katlı kök olduğu için. Şimdi burada ne var? Artanlık. Burada ne var? Azalanlık. Burada ne var? Artanlık. Lakin soru bana demiş ki. Eksi 5 ile 3 aralığına bak. Başka bir yere bakma. E, eksi 5 şurada bir yerde. E, 3 dediğim yerde sevgili arkadaşlarım burada. Ha, ben 4'e bakamıyorum bile o halde. Peki hala şimdi bizim fonksiyonumuz şöyle bir şey mi yapmış o zaman? Eksi 5'ten itibaren artmaya başlamış. Şurası eksi 5. Burası eksi 2. Ve şurası da 3'müş. Eksi 5'ten itibaren artmış artmış artmış. Eksi 2'den sonra azalmaya başlamış. Lakin nereye kadar? 3'e kadar. Şimdi bu kapalı aralıktaki ekstremum değerlerinin toplamı soruluyorsa bana şunlar soruluyor. Burası burası yerel minimumdur, bir ekstremumdur. Biliyorsunuz sınır değerler dahilse bunlar da birer ekstremumdu. Aman buraya dikkat tam Tonga'ya düşmelik yer burası. Bir de burası yerel maksimum nokta. O halde ben ne yapacağım? Neleri istiyor benden? F-5 artı F-2 artı F-3 isteniyor. Madem öyle eksi 5'i yerine yazacağım. Eksi 5'in küpü eksi 125. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 3 ile çarparsam eksi 75 yaptı. Eksi 24 kere eksi 5 artı 120 yapar. Ve artı birimiz var. Şununla şunu topladım. Eksi 5 geldi. Eksi 75 daha eksi 80 yapar. Bir daha eksi 79 gelir burası. Artı f eksi 2 lazım şimdi. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi 3 ile çarparsam eksi 12 gelir. Eksi 24 kere eksi 2 artı 48 yapar. Ve bir de artı birimiz var. Şurasına gelir eksi 20. Şunu da toplarsam 28 bir eklersem burası da 29'muş. Bu ikisinin toplamı da hatta bana eksi 50'yi verdi şimdiden artı bir de f3'ü bulmam gerekiyor. F3 içinde yerine yazıyoruz. 27 eksi 3'ün karesi 9 eksi 3'e çarptım 27 geldi aha bunlar gitti eksi 24 kere 3 eksi 72 yapar artı bir de birimiz var yani burası da eksi 71 geldi bak burası da eksi 71'miş toplarsak sevgili arkadaşlarım eksi 121'in ta kendisini buluruz cevabımız da bu olacaktır bu şekilde bir çözüm yaptığın takdirde hocandan tam puanı kaparsın ilk sayfayı da fulllemiş olursun böylelikle. Evet devam edelim 12. sorumuzda arkadaşlar. Yukarıda fx eşittir 4 bölü x fonksiyonunun bize grafiği verilmiş. E buna göre fx'in orijine en yakın olan noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi orijin burası ya. Göz kararı bir değer atayalım. Şu şekilde yaparsam en yakın noktayı bence buluruz. Ve bu en yakın noktanın da apsisine gelin a diyelim. Şimdi buranın apsisi a ise gençler. Ordinatı nedir? Ordinatı da tabii ki 4 bölü a'dır. Şimdi hocam şu uzunluk bana a'yı verir mi? Verir. Şu uzunluk bana 4 bölü a'yı verir mi? Verir. O halde ben şuradaki uzunluğu hesaplayabilir miyim? Tabii ki de Pisagor'dan hesaplayabilirim. O halde uzunluk fonksiyonuna u x demek istiyorum. Hatta UA diyelim arkadaşlar. Değişkenimiz a şu an. u a eşittir. Şunun karesi a kare artı 4 bölü a'nın karesi 16 bölü a kare. Ve bunun kareköküdür. Nedir? Uzunluk fonksiyonumuz. Pekala. Şimdi ben bunun tabii ki türevini almak zorundayım. Ama türevini almadan önce de şunu yapalım. Karekök içerisinde a üzeri 4 artı 16 bölü a kare diyelim. Yani düzenleyelim. Öyle türevini alalım. Köklü ifadelerin türevinin nasıl alındığını biliyorsunuz. Karekökli ifadelerin içinin türevi. içinin türevini alırsam çarpımı türevinden gelecek bu. Üst tarafın türevi 4 a küp. Daha sonrasında çarpı alt taraf. Eksi Üst tarafın aynısı yani a üzeri 4 artı 16 çarpı alt tarafın türevi 2a bölü alt taraftakinin karesi dedim. 2'nin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi yani ua diyelim buraya da. Şimdi burayı asla ama asla yazmayacağız. Bunu sıfıra eşitleyeceğim çünkü. E sıfıra eşitlediğim zaman zaten paydadan bir kök gelmeyecek. Hatta a üzeri 4'ten de bir kök gelmeyecek. Demek ki ben direkt üst tarafı sıfıra eşitlesem yetecek. Bu şekilde ben ekstrem'ın değerini bulurum. Şimdi düzenleyelim burayı da o zaman. Şunu da şunu çarparsam 4 çarpı a üzeri 5 gelir. Eksi eksi şu 2a'yı içeri dağıtıyorum. 2a üzeri 5 artı 32a dedim. Çıkarırsam eğer 2 tane a üzeri 5 eksi 32a kalacaktır. Burada da 2a parantezini alırsam a üzeri 4 eksi 16 gelir eşittir 0 dedim. Burada a'mız ya 0'dır ya da sevgili arkadaşlarım 2 veyahut eksi 2'dir. Şimdi ben a'yı nerede seçtim? Burada. 0 olamaz, eksi 2 olamaz. a kaçmış? 2'ymiş. Eğer ki burası 2 ise burası da 2'dir. 2, 2, burası 2 kök 2 olur. Hayırlı işler. Cevabımız 2 kök 2 idi arkadaşlarım. Devam ediyorum 13. soruyla. Bu fonksiyonun grafiğini çizlemiş. Nasıl çizeceğiz? İyi dinle beni. Hemen kökleri buluyorsun. Şuranın kökü nedir? Eksi 3. Buranın kökü nedir? 2. İkisi de çift katlı mı? Evet çift katlı. Çift katlı köklerde fonksiyon x eksenine teğettir. Bundan kaynaklı bir eksi 3'te de, bir de artı 2'de teğet olması gerektiğini biliyoruz. Ama nasıl davranacak bu fonksiyon? Şöyle diyorsunuz arkadaşlarım. Burası pozitiftir baş kat sayısı. Bu da mı pozitif? Evet o zaman bu fonksiyonun baş kat sayısı pozitifse sağ taraftan çizmeye başlıyorsunuz. Demek ki bu fonksiyon sonsuzda artanmış diyorsunuz. Sonsuzda artansa bizim fonksiyon bu şekilde gelecek. İki de değecek x eksenine. Sonra bir de eksi 3 de değmesi için bir daha kıvrılıp geri dönecek. İşte arkadaşların fx'in grafiği budur diyebiliriz. Ha yani sıfır için nereden geçtiğini falan da buraya yazabilirsiniz. Dilerseniz daha şekil durur. 14. sorumuz bir analitik geometri sorusu gençler. Ne diyor bir bakalım. Dik koordinat düzleminde bir k noktası ki apsisi m ordinatı neymiş? Orjin etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldükten sonra elde edilen nokta x ekseni boyunca negatif yönde 7 birim. Y ekseni boyunca da pozitif yönde 4 birim ötelendiğinde elde edilen noktanın orijine göre simetriği yine k noktası oluyor. Buna göre m bölü n oranı kaçtır? Şimdi bak saat yönünde yani negatif yönde 90 derece döndürülüyor. Eğer bizim şu şekilde bir noktamız varsa ben bunu saat yönünde 90 derece döndürecek olursam negatif yönde 90 derece döndürecek olursam bu bana sevgili arkadaşlarım k üssü noktasını vermiş olsun diyelim. Bunun içinde şunu yapıyoruz. N aynen apsise geçiyor. Bunun da eksilisi yani eksi de e, ordinatımız oluyor. Yani 90 derece döndürdüğüm takdirde bu noktayla karşılaşırım ben. Ve gençler bu nokta x ekseni boyunca 7 birim negatif yönde ilerletiliyorsa demek ki artık şu şekilde oluyor. Bundan 7 çıkaracağım. ne eksi 7 ve y ekseni boyunca da pozitif yönde 4 birim ötelenirse pozitif yönde yukarı doğru ötelendiğine göre demek ki eksi m artı 4 olacak bu da. E bir de bu noktanın orijine göre simetri alınıyordu. Orijine göre simetri alıyorsam ne yapmam gerekiyor hocam? Yani bunu da şöyle hayal edebilirsin. Örnek veriyorum. Şurası 1'e 2 noktası ya ben bunun orijine göre simetrini aldığım takdirde şöyle olur. Eksi 1'e Şurası da eksi 2 olur. Yani 1'e 2 iken eksi 1'e eksi 2 olmuş oldu. Yani bunun eksilisi 7 eksi ne olacak? Bunun eksilisi de m eksi 4 olacak. Pekala ve yine neyi elde ediyormuşuz arkadaşlarım? K noktasını elde ediyormuşuz. Aaa K noktası neredeydi? Burada. Hocam demek ki m ye n noktası buna eşit olacak. Pekala ne diyeceğiz? 7 eksi n eşittir m'dir. Ve n eşittir m eksi 4'tür diyeceğiz. Yani burada şunu söyleyebilirim. n eksi m eşittir eksi 4'müş. Ve şunu şu tarafa atarsam m artı n eşittir 7'ymiş. Ben bunları toplarsam eksi m ile artı m birbirini götürür. 2n eşittir 7 ile eksi 4'ün toplamı 3 yapar. n kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 2. n 3 bölü 2 ise bak şurası 3 bölü 2. Eksi 4'ü bu tarafa atarsam 3 bölü 2'ye 4 ekle ne yapar? m 11 bölü 2 yapar. Demek ki M11 bölü 2 N de 3 bölü 2'ymiş. imiş. E tamam M bölü N sorulmuştu. M11 bölü 2 ise N de 3 bölü 2 ise ben bunları oranların takdirde 2'ler gider ve 11 bölü 3 bize cevabın ta kendisini verir sevgili gençler. Evet devam 15. sorumuz. Şekilde verilen AB doğru parçasının y eksenine göre simetri olan A üssü B üssü doğru parçası A üssü noktası etrafında pozitif yönde 45 derece döndürüldüğünde B üssü noktası B2 üssü noktasına gelmektedir. Buna göre B2 üssü noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Bak şimdi ne oluyormuş biliyor musun? Şunu ben sana şöyle resmedeyim. Dur olmadı. Şöyle çekelim. Şimdi ben bunun bu tarafa doğru simetrini alıyorsam şu şekilde gelir. Bak burası da bu şekilde gelir. Burası ne olur? Eksi 4. Burası ne olur? Eksi 2 olur. Bizim buradaki AB doğru parçamız aha da bu şekilde bir görseli oluşur. Burası A üssüdür. Burası B üssüdür. Şimdi ben şuranın şuranın 2'ye 2 iki olduğunu biliyorum ya burada 45 derecelik açı var. O zaman burası da 45 derecede bir evet. Şimdi ben bunu ben bunu ne yapıyormuşum? Ne tarafa doğruydu? Pozitif yönde 45 derece. E pozitif yön bu tarafa doğruydu. Demek ki ben bunu yani 2 kök 2 birim uzunluğundaki bu çubuğu 45 derece bu tarafa doğru yatırırsam bak bu şekilde bir görsel oluşur. Burası da 2 kök 2 olur. Şimdi hocam burası da bak B üstüydü burası da B2 üstüdür. Benden ne isteniyor? B2 üstü noktasının koordinatları toplamı. Bir kere bunun ordinatı 2'dir. Yani şuraya eşittir. Ord, e, absisini nasıl bulurum? E hocam zaten şurası 2 birim değil miydi? Evet. E burası da 2 kök 2 idi. Demek ki absisi absis 2 kök 2 artı 2. Ordinat ne arkadaşlar? Ordinatta 2'nin ta kendisi. Şimdi dur 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 dur. Biz uzunluğunu bulduk şimdi. Uzunluğunu. Ama ne, de ne, demiştik? Bu tarafta. Yani o zaman ne olacak? Eksi 2 kök 2 eksi 2 olacak. Eksi 2 kök 2 eksi 2 olacak. Peki koordinatlar toplamı sorulmuştu. Ben bunları toplarsam eksi 2 ile artı 2 gider ve eksi 2 kök 2 bana cevabı verir derim. Geçtim 16'ya. Dik koordinat düzleminde 3'e 4 noktasının orijine göre yansıması A üstü noktasıdır. Orijine göre nasıl yansıtıyordum ben bunu? Bunun eksilisini alıyordum. Eksi 3. Bunun eksilisini alıyordum. Eksi 4. Yani A üssü noktası neymiş? Eksi 3'e eksi 4'müş gençler. Bu cepte. A üssü noktasının orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürülmesi. Şimdi 90 derece negatif yöne doğru döndürüyorsam saat yönüne doğru döndürüyorum. Ne yapıyordum arkadaşlar? Hemen bu apsis oluyordu. Bunun da eksilisini buraya yazıyordum. Yani arkadaşlar bu da bize A2 üssü noktasını veriyor. Peki a a 2 üssü kaç birimdir diye soruyor Şimdi A noktası neresiydi 3'e 4'tü. A 2 üssü noktası neresi gelmişti? Eksi 4'de 3 mü gelmişti? E, tamam şundan şunu çıkardım 7. Bundan bunu çıkardım 1. E, 7'nin karesi ile 1'in karesinin toplamının karekökü bize cevabı verir O da kökellidir. kökelli de biliyorsun ki 5 kök 2'nin ta kendisidir. Yani uzunluğumuz 5 kök 2'ye eşitmiş gençler. 17. soru bu da son sorumuz arkadaşlar bu pdf'de ve yazılı hazırlık çalışmamızda. Hadi bakalım çözelim. Analitik düzlemde 2x artı my eksi 8 eşit 0 doğrusunun eksenleri kestiği noktaların orta noktasının orijine göre yansıması eksi 2 eksi 1 olduğuna göre m değeri kaçtır? Şimdi yansıması bu muymuş? Yansıması buysa bak eksi 2 eksi 1 demiştik değil mi? Bunu orijine göre bir daha yansıtırsam o zaman orta noktasını bulurum. Bunun orijine göre yansımasını ben nasıl buluyordum? orijine göre yansımasını nasıl buluyordum? Bunun eksilisini alıyordum. Bunun eksilisini alıyordum. 1. 2'ye 1. Tamam 2'ye 1 bizim orta noktamızmış. Güzel. Şimdi eksenleri kestiğin noktanın ortası diyor ya. Ben x'e 0 veririm. Bir de y'ye 0 veririm. Eksenleri kestiği noktayı bulurum. X eğer 0 olursa m'y 8 eşittir 0 olur. Buradan m'y eşittir 8 gelir. Ve y eşittir 8 bölü m gelir. Bu cepte. Bir de y'ye 0 verirsem 2x-8 eşittir 0'dan x eşittir kaç gelir? 4. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şurası arkadaşlarım 0'a 8 bölüm m noktası demek. Ve şurası da 4'e 0 noktası demek. İşte bu ikisinin bak bu ikisinin orta noktası neymiş? 2'ye 1'miş. Ben orta noktayı bulurken ne yapıyordum gençler? Şunu yapıyorduk. 4 ile 0'ı toplayıp 2'ye bölüyordum ki zaten 2'yi verir. Demek ki 0 ile 8 bölümeyi toplayıp 2'ye bölersem 8 bölü m bölü 2 ki bana 4 m'yi verir. Bu da 1 ise eğer M burada kaçtır? Tabii ki de 4'ün ta kendisidir. M değeri kaçtır diye sorulmuştu. Hayırlı uğurlu olsun cevabı da bu şekilde bulmuş olduk. Evet birbirinden güzel 3 sayfa çözdük arkadaşlar sizlerle. Neler çözdük? Limit çözdük, süreklilik çözdük, türev çözdük ve analitik geometriden 4 tane soru çözdük. Artık inşallah yazılılarınızda başarılı olursunuz. En az 90 üstü kabulümüz gençler. 90 üstü kabulümüz lütfen sizden ricam. Tabi sadece benden değil farklı farklı kanallardan bir sürü hocanız yazılı hazırlık çalışmaları yapılıyor, yapıyor. Lütfen sevgili arkadaşlarım bu yazılı hazırlık çalışmalarını gerek benim kanaldan gerek farklı hocaların kanallarından lütfen gençler izleyin. Ne olursunuz öyle girin sınava yazılı notlarımız da yüksek olsun. Biliyorsunuz 12. sınıfsınız e, e, bu sınav notlarının, yazılı notlarının YKS'de de etkisi var. Ne olursunuz, lütfen yamana atmayın. Evet, sonraki sınav videolarında, yazılı videolarında ve tabii ki YKS için hazırlık videolarında görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. <laughs>